Yenişer Tuğrul dizisinin Turgut Alp'i Cengiz Coşkun herkesi şaşkına çevirdi. Turgut Alp gerçek mi? Yenişer Tuğrul dizisinin Turgut Alp'i Cengiz Coşkun hayranlarını çok şaşırttı. Yenişer Tuğrul dizisinin en sevilen oyuncularından biri olan Cengiz Coşkun, sevenleri tarafından merakla takip edilmeye devam ediyor. Korkusuz ve savaşçı yapısıyla Yenişer Tuğrul dizisine renk katan Cengiz Coşkun'un hayat verdiği Turgut Alp'in gerçek olup olmadığını araştırdı. Yenişer Tuğrul dizisinin Turgut Alp'i Cengiz Coşkun herkesi şaşkına çevirdi. Turgut Alp karakteriyle Yenişer Tuğrul dizisine damga vuran Cengiz Coşkun, hayranlarının ilgi odağı oldu. Korkusuz ve savaşçı yapısıyla Yenişer Tuğrul'da izleyicinin dikkatini çeken Turgut Alp'e hayat veren Cengiz Coşkun'un özel hayatı merak konusu oldu. Özel hayatını mercek altına alan sevenleri, Cengiz Coşkun'un memleketini duyduklarında hayrete düştü. İşte başta Cengiz Coşkun olmak üzere birbirinden ünlü yıldızların gerçek memleketleri. Tarihi kaynaklara göre Turgut Alp Osman Bey'in en yakın silah arkadaşlarından. Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'ne göre tarihi bir şahsiyet olmayıp halk rivayetlerinde ortaya çıkan efsanevi bir kişi olduğu da ileri sürülür. Bununla birlikte ilk Osmanlı kronikleri yanında bazı Bizans kaynaklarında çeşitli askeri faaliyetleri dolayısıyla adı zikredilir. İsmindeki Alp kelimesi bir ummandır ve muhtemelen onun veya babasının Selçuklu Devleti'nin hizmetinde dirlik sahibi olduğuna işaret eder. İlk Osmanlı kaynaklarındaki rivayetlere göre Osman Bey'in yanında bulunmuş ve Yerhisar'ın alınmasına katılmış, ardından İnegöl'ün fethiyle görevlendirilmiştir. Kaynaklarda Turgut Alp'in şehri muhasara ederken Osman Bey'in de yardıma geldiğine değinilir. Yine İnegöl'ün fethi esnasında şehrin tek furaya Nikola'nın Türklere karşı düşmanca hareketleri sebebiyle idam edildiği ve şehrin idaresine Turgut Alp'e verildiği kaydedilir. Köse Mihal ile birlikte fethiye katıldı. Bundan sonra Turgut Alp, Köse Mihal ile birlikte Orhan Gazi'nin yanında Atranos'un, Orhan Elif, fethine katıldı. Orhan Bey'in geldiğini haber alan Atranos hakimi Hisar'dan çıkıp kaçarken bir kayadan düşerek öldüğünden kale kolayca ele geçirildi. 725/1325 Atranos'un alınması Bursa'nın fethini kolaylaştırdı. Turgut Alp'in 735-1334 ila 35 yılında sağ olduğu bilinmekte, fakat epeyce yaşlı olduğu anlaşılmaktadır.